Dear friends, welcome to our English lesson. In this video we are going to learn superlative adverbs. Let's start. Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Bu videomuzda zarfların en üstün hallerini öğreneceğiz. Başlayalım. Superlative adverbs, üç ya da daha fazla eylemi, hareketi karşılaştırırken birinin diğerleri arasında en olduğunu belirtmek için kullanılır. Örneğimize bakalım. Of all my classmates, Ceren speaks English the most fluently. Bütün sınıf arkadaşlarımın içinde Ceren İngilizceyi en akıcı konuşandır derken Ceren'in İngilizce konuşmasını karşılaştırdığımız için bu şekilde superlative adverb kullandık. I text my friends the most often. Arkadaşlarına en sık mesaj atan benim derken yine mesaj atma eyleminde eni söylediğimiz için kullandık. Bazı zarflar L'ye eki almaz. Sıfat halleri ile aynı kullanılırlar. Ve bu zarflar tek hecelidir. Tek heceli zarfların üstünlük halleri the, est alır. Yani başına the koyacağız. Sonra da est koyacağız. Zarfların en üstünlük hallerini söylerken. Fast, hızlı. Gördüğümüz gibi sonunda L'ye yok. Yani sıfat hali ve zarf hali aynı. Bu yüzden de en hızlı derken the fastest diyoruz. High, yüksek. The highest, en yüksek. Late, geç. The latest, en geç. Long, uzun. The longest, en uzun. Hard, zor. The hardest, en zor. Early, erken. The earliest, en erken şeklinde. İki ya da daha fazla heceli sıfatlardan önce the most kullanılır. Often, sıklıkla anlamına geliyordu ya da sık anlamına geliyordu. En sık derken the most often diyeceğiz. Quickly, hızlı bir şekilde. The most quickly, en hızlı şekilde. Easily, kolay bir şekilde, the most easily, en kolay şekilde, frequently, the most frequently. Bazı zarflar düzensizdir. Nelermiş onlar bakalım. Well, iyi demekti. En iyi derken the best diyeceğiz. Badly, kötü bir şekilde demekti. En kötü şekilde derken the worst diyeceğiz. Far, uzak demekti. En uzak derken the farthest ya da the furthest kullanmamız gerekiyor. Much, çok demekti. En çok, the most. Little, az demekti. En az, the least şeklinde kullanmamız gerekiyor. Alıştırmalarımıza bakalım. Complete the sentences with the superlative form of the adverbs in parentheses. Parantez içindeki zarfların superlatif hallerini yazacağız. Birinciyle başlayalım. We could understand only the speaker in the conference because she spoke blah blah. Konferansta yalnızca son konuşmacının konuşmasını anladık. Çünkü en anlaşılır o konuştu diyeceğim. En anlaşılır şekilde derken ne yazmam gerekiyor? The most clearly yazmam gerekiyor. All students studied for the exam. Tüm öğrenciler sınav için çalıştı. Sibel studied blah blah but she got the highest grades. En az Sibel çalıştı ama en yüksek notu da o aldı diyeceğim. En az derken ne kullanıyorduk? Düzensiz bir zarf olduğu için the least kullanmam gerekiyordu. Carly and Lindsay arrived early. Carly ve Lindsay erken vardılar. But Luke arrived blah blah. Ama Luke en erken vardı diyeceğim. En erken derken de ne kullanmam lazım? The earliest yazmam gerekiyor. The company gave him extra salary because he worked blank of all the workers. Şirket ona ekstra maaş verdi. Çünkü tüm çalışanlar içerisinde en verimli çalışan o diyeceğim. The most effectively'yi kullanmam gerekiyor. My sisters visit our family very often. Kız kardeşlerim ailemizi çok sık ziyaret ederler. But I visit them blah blah. Ama ben en sık ziyaret ederim diyeceğim. En sık derken de ne yazmam lazım? The most often şeklinde kullanmam gerekiyor. The teacher will choose the best student of the class. So I am trying to study blah blah. Öğretmen sınıfın en iyi öğrencisini seçecek. Bu yüzden de en çok çalışan kişi olmayı deniyorum diyeceğim. En çok çalışan, en sıkı çalışan derken de ne kullanacaktım? The hardest kullanmam gerekiyor. They were playing golf. Onlar golf oynuyorlar. Mike hit the ball blah blah. Mike topu en uzağa attı diyeceğim. En uzak derken the farthest ya da the furthest kullanıyorduk. Ve bu şekilde yazıyoruz.
Dear friends, this is the end of our video. See you next video. Take care.